Hocam merhaba. Merhaba. Geri geldiniz. Yine geldim. O günkü programdan sonra meşhur oldunuz mu hocam? Olmuşum galiba. Elçin Arıtürk'le tekrar beraberiz. Kendisi kulak, burun, boğaz uzmanı olarak görünmüştü. Öyleyim de. Ama bugün daha başka yönlerini konuşacağız. Bunlardan ilki de benim çok güldüğüm, kimsenin olmadığı operasyon burun estetiği. Neden böyledir bu? Toplumda deviyasyon o kadar fazla ki. Zaten deviyasyon olmak için gidiyorlar. Biraz böyle konuşurken aslında ben burnumun şurasını da çok sevmiyorumlar devreye giriyor ve sonra estetik de işin içine katılıyor. Ben estetik olmadım da ben gerçekten deviyasyon olmuştum. Evet. Bayağı acılıydı. Bilmiyorum kaç yılında oldunuz ama. Oldu bir 5-6 sene. Ağrılı bir ameliyat değildir sonrasında ama. Sonrasında biraz ağrımıştı ama belki bana öyle denk geldi. Kişinin ağrı eşiğine göre de değişir. Benim ağrı eşiğim biraz düşüktür. Sanki düşük mü acaba? Nasıl yapıyorsunuz ya? Bütün burnu yeniden yapıyorsunuz ya, nasıl oluyor? Biraz özellikle rinoplastide evet bütün burnu yeniden yapıyoruz diyebilirim. Septoplastide yani o deviyasyon ameliyatında burnun sadece orta duvarını düzeltiyoruz. İki burun deliğini ayıran duvar var. Çoğu kıkırdaktan oluşan ama tabanında kemiğin de bulunduğu bir duvar var. Onu düzeltiyoruz. O genelde burun delikleri içerisinden yaptığımız bir işlem. Ama diğeri rinoplastide hem burnun orta duvarını düzeltiyoruz varsa problem tabii. Hem de burnun dış kısmını, kemik bölümünü, işte kanat kıkırdaklarını, çadır gibi düşünün. Çadırın orta direği eğri olabilir ama dış tentesi muhteşem görünebilir. Veya dış tentesi çok kötüdür, orta direği düzgün olabilir. Ya da ikisi birden yamuk olabilir. Bu estetik bir operasyon değil mi sonuç olarak? Bu estetik bir operasyon, evet. Sadece estetik amaçlı yapılmayabilir. Fonksiyonel amaçlı da yapabiliriz. Normalde estetik doktorları var. Kulak burun boğaz doktorları yüzdeki estetik işlemleri yapma yetkisine sahip doktorlar. Ha. Çünkü yüzün anatomisine ve boynun anatomisine sahip hekimler olarak özellikle de burunla ilgili konuşacak olursak burnun anatomisini ukalalık olması da var. Bizden iyi bilen yok diyebilirim. Dolayısıyla hocam, da doktor olmak zaten ukala olmayı gerektiriyor. O burundaki değişiklikleri gerçekten hakim olarak biz yapıyoruz. Yapmayı da seviyoruz. Dediğim gibi hem fonksiyonel anlamda kişinin nefes almasını rahatlatmak için de çok önemli bir şey. Ama ben görüyorum hep küçülmüş oluyor o burun. Yani küçülüyor tabii. Küçükken nasıl daha ama iyi nefes ama büyüttüğümüz burunlar da var. Öyle mi? Burun çökmüşse, daha önce geçirdiği ameliyatlarda artık çok fazla deforme olup kıkırdağı, kemik yapısı erimişse onları da biraz başka yerlerden kıkırdak alarak büyütmek gerekiyor. Ama genelde küçültülüyor. Ama genelde küçültülüyor. Küçültülmüş bir şey nasıl daha iyi nefes almayı sağlar ki? Şöyle, tabii ki %10-20 oranında bir küçülme, daralma olduğu net. Fakat burada sorun varsa burun içerisinde onu da düzelttiğimiz için aslında nefes alması rahatlıyor. Bir de sadece nefes alma problemi burundaki o orta duvardaki kıkırdak eriliğinden kaynaklanmıyor. Aynı zamanda burun kanatlarındaki problemlerden de kaynaklanabiliyor. Bazen o kadar zayıf oluyor ki o kıkırdaklar, hasta nefes aldığında diye içeri çöküyor. Bu da işte estetik olarak düzeltebileceğimiz, rinoplasti ameliyatıyla düzeltebileceğimiz bir problem. Ya da burun ucu çok çökük oluyor, çok düşük oluyor. O da içerideki valve dediğimiz hava geçiş alanını çok daraltıyor. Yine bu kanattaki zayıflık da aynı şeyi yapıyor. Bu sefer oraları düzeltmemiz gerekiyor. Daha sağlam bir kıkırdak yapısı oluşturmamız gerekiyor. Çatıyı sağlamlaştırmamız gerekiyor. O zaman nefes almaya katkı sağlamış oluyoruz. Peki geldim, 10 numaraları attım hocam nefes alamıyorum falan ama aslında derdim küçültmekmiş ve evet. Aslında bir yapısal bir sorun da yok. Diyelim ki nefes alabiliyorum. Yine de yapıyor musunuz? Tabii ki. İlla yapısal sorun olması gerekmiyor. Estetik cerrahları yani plastik cerrahlar sadece burunda şekil değişikliği yapmak isteyen hastaları ameliyat eder. Kulak burun boğazcılar sadece burnunda deviyasyon problemi varsa onlara estetik cerrahisi yapar diye bir ayrım yok. Onlar da her ikisini yapabiliyor. Biz de her ikisini yapabiliyoruz. Bazı böyle ortak ameliyatlar vardır. Birkaç branşın birlikte yaptığı. Bu da onlardan biri aslında. Yüzdeki estetik işlem. Ha, yanınızda birisi mi oluyor? Hayır, olmuyor. Ortaktan kastım onlar da yapabiliyor. Biz de yapabiliyoruz. İşte hocam bu ameliyat geçirenlerde hep şey vardır. Şişler inecek, harika olacak ama o bayağı bir sürüyor galiba. Ameliyatın süresine, ameliyat sırasındaki anestezi şekline, ameliyat sırasında hastanın tansiyonunun ne seviyelerde olduğuna göre ya da ameliyat sırasında yine hastanın gözlerinin ve yüzünün üstüne soğuk uygulama yapıldığına göre değişir. Yine ameliyattan sonraki soğuk uygulama süresi, sıklığı bunlar da çok etkiler o şişlik. Ödem nedir ya? Cilt altı dokusunda şişme hali. Onun hiç olmama şansı var mı? Yok. Mutlaka olur. Niye olur? Çünkü cilt altında bir hava girişi oluyor bir kere. Bu en baş sebep. O cilt altında biraz uğraşıyorsunuz. Oradaki dokuların içindeki dokular arası sıvının artmasına sebep oluyorsunuz. Bu da bir şişlik sebebi. Ne kadar zamanda kayboluyor? Değişir ama en rahatsız edici şişlik aslında ilk bir haftada olur. Ondan sonra dramatik bir biçimde azaldığını görürüz birinci haftanın sonunda. İkinci haftanın sonunda artık hastayı çok rahatsız etmemeye başlar. Tam anlamıyla ödemin gerilemesi böyle bir 3-4 ayı buluyor. Bizim gördüğümüz, aslında hala ödeminiz devam ediyor dediğimiz, hastanın bazen çok fark etmediği, özellikle de ameliyat bölgesi olan burundaki o tam
tam cildin kemiğe ve kıkırdaklara oturması nereden baksanız 6 ay hatta bazen cildin kalınlığına göre 1 seneyi bulabiliyor. Bunu söylüyor musunuz peki? Tabii ki. Bunu mutlaka söylüyoruz. Çünkü o sırada o 6 aylık 1 senelik süre boyunca burun şekilden şekile de giriyor. Farkı hasta da çekilen fotoğraflarda hep görüyor. Onun için hep fotoğraflarız hastaları. Ameliyat öncesi, ameliyattan sonra 1. ay, 3. ay, 6. ay, 1. sene. Hatta hasta gelirse 5. sene. O kadar. Hepsi 5. senede gelmiyor tabii. Peki ama buna kolay giriyor mu insanlar yani? Karar vermiş olarak geliyor. Bir seneden bahsediyoruz aslında. Ama o bir sene onun çok hissedebileceği bir sene değil. Biz aslında o bir seneyi niye söylüyoruz? Burnunun gerçek şeklinin oluşacağı sene bir sene. O bir sene sonunda tamam artık bu sizin burnunuz gerçek şeklinde kavuştu. Çevre dokularla bir bütünlük sağlandı. Rahat rahat hareket ettirebilirsiniz burnunu dediğimiz bir süre. Hastaların çoğu zaten birinci ay sonunda gayet mutlu olarak aynaya bakıyorlar. Peki bir de facia haberleri vardır böyle. Olmamış efendim düşmüş evet. İşte nefes alamamaktadır falan filan. Onlar çok agresif cerrahilerde olabilecek şeyler. Ne demek agresif cerrahi? Fazla doku çıkarılması diyelim. Yani fazla küçültme. Şimdi orada bir kıkırdak şekillendirmesi yapıyoruz. İşte asimetri varsa o asimetriyi gideriyoruz ya da işte çok büyükse küçültüyoruz. Bazen aşırı küçültme dokunun bütün o kuvvetini, gücünü yok ediyor. Cahilliğin mazur görün. Burun böyle kompozit ya. Yani tek parça bu. Bunu nereden açıyorsunuz ya? Ya içeriden burun deliklerinin iç kısmından açıyoruz. Ha. Ya da burnun şu alt kısmındaki cilde ufak bir kesi yapıp cildi yukarı doğru kaldırıyoruz. Ha, bayağı sıyırıyorsunuz. Sıyırıyoruz. Eyvah. O çok kötü görünüyor. Açık teknik. Bu işte iki farklı tekniktir. Hastaların en çok sorduğu soru. Açık teknik mi yapıyorsunuz, kapalı teknik mi yapıyorsunuz? Aslında ikisinde de açıyoruz. Yani açmadan zor. Açmadan zaten yapamayız. İkisi de açık. Fakat birinde cildi alttan keserek açıyoruz. Diğerinde daha gizli dikişler oluyor. O görüntü çok kötü değil mi hocam ya? Değil. Ama şöyle bir şey var. Mesela Cem kalp cerrahı olarak çok büyük cerrahiler yapan bir insan ama rinoplasti izleyemiyor. İçi kalkıyormuş. Oradaki o kıkırdak görüntüsü, işte soyulmuş kıkırdaklar, soyulmuş kemik yapısı biraz başkaları için rahatsız edici bir görüntü. Bazen hastalar izliyorlar ameliyatı öncesinde. Ben izledim hocam diyorlar. O kadar hazır ki ameliyatı bile izlemiş geliyor. Şimdi o insan da zaten hani birinci seneye doğru aslında ödeminiz azalacak deseniz de duymuyor sizi. Ameliyat olmak istiyor çünkü. Burnunun şeklini değiştirmeye odaklanmış. Bu aslında en doğru hasta. Ne istediğini bilen hasta. Niye bir insan burnunu değiştirsin ki? Yani Cyrano de Bergerac değilseniz hani. Bazısı da o burnunu da seviyor. Şimdi Cyrano de Bergerac da olsanız burnunuz güzel görünebilir evet. Size. Ama kimisi de o kadar mutsuz ki. Bazı hastalar var daha 18 yaşına basmadan geliyorlar. Ben bu burnumdan mutlaka ameliyat olmam gerekiyor diyorlar. Çünkü sevmiyor. Aynaya baktığında kendini çok beğenmiyor. Psikolojik değil mi bu? Elbette psikolojik komponenti var ama negatif bir psikoloji değil. Öylesi de var. Ama insanlar daha çok bu selfie çekmeye başladıklarında, çok fazla kamerayla haşır neşir olmaya başladıklarında bu işlerin arttığını gördük. Bir de yakın temas çekimde burun normalden de aslında büyük görünüyor. Tabii. Odaklanıyor. Bütün defektlerini görmeye başlıyor. Selfie çekiyor, büyütüyor. Aa diyor burnumun sağı solu birbirinden farklı. Bir delik büyük, bir delik küçük. Benim burnum yamukmuş. Şimdi aslında çok güzel bir şey söylediniz. O selfie kameraları çok problemli. Çünkü elinizde tuttuğunuz için geniş açı olmak zorunda. Evet. Yakından tutuyorsunuz. Yakından ve geniş açıyla tutunca tabii burnunuz aslında olduğundan tırnak içinde büyük görünüyor. Sübjektif bir şey ya bu. Burnunuz büyük olmayabilir ama büyük görünebilir. Küçük olabilir ama nasıl büyük görünebilir. Nasıl gördüğünüze göre değişir. Küçük evet. De olsa büyük görebiliyorlar evet. Çünkü. Evet. Nasıl baktığınıza göre de değişiyor. Burada da çok önemli bir noktaya geliyoruz. Doktora güvenme. Çünkü kötü de yapmak mümkün galiba. Kötü de yapmak mümkün ama burada doğru hasta seçimi çok önemli. Hekimin de aslında hastanın güdümüyle hareket etmemesi gerekiyor. Ben bugüne kadar mesela estetik burun cerrahisi yaptım hiçbir hastama sizin estetik burun ameliyatı olmanız gerekiyor demedim. Kendileri zaten bu taleple geldiler. Ha ne zaman demişimdir? Gerçekten demin bahsettiğim işte kanat kıkırdaklarında zayıflık ya da solunuma engel olan bir burun ucu problemi ya da burun sırtı problemi varsa bu ameliyata estetiği eklemeliyiz ki rahat nefes alın demişimdir. Ama onun dışında sadece estetik bir kaygı olabileceğini düşünüp kişiye sizin burnunuz ameliyat edilmeli demedim. Peki yapmayalım dediğiniz oldu mu? Oldu. Ha. Burada da daha çok psikolojik komponent devreye giriyor. Her hastayı ameliyat etmemek lazım. Öyle. Bazı hastalara bir dakika sizin önce bir karar vermeniz gerekiyor demek lazım. Çünkü çok kararsız hastalar var. Onun dışında hayatının odak noktasını bu yapmış kişiler var. Orada birazcık psikolojiyi önce bir düzeltmek lazım. Peki onun dışında mesela ihtiyacı yok dediğiniz oldu mu? Oldu tabii ki. Bazen gerçekten o kadar küçük defektleri kafalarına takabiliyorlar ki ben de onlara yani pire için yorgan yakmak diyorum. Yani gerçekten geçireceğiniz ameliyat bir ameliyat 3-4 saatlik süren bir ameliyattan bahsediyoruz. Sonrasında ne olursa olsun ağrılı bir süreçten bahsediyoruz. Bir iyileşme döneminden geçeceksiniz. İyi düşünün diye tekrar bir düşünmeye yönlendiriyorum.
yönlendiriyorum ama kendileri yok oluyorlar. Yok olabiliyorlar. Israrla isteyenler de olabiliyor. Israrla isteyenlere de yaptığım oluyor tabii. Gel diyorsunuz o zaman. O zaman tabii ki yani madem öyle hadi yapalım diyorum. Peki şimdi çok kritik bir şey ya burun. Kişiler arası iletişimde birisinin en çok gördüğünüz aslında gözüne İlk de organ. Bakmıyorsunuz buruna bakıyorsun. Ve sonuçta estetik giriyor işin içine. Yani aslında zevk ve sübjektif de diyebiliriz. Büyük burun seven vardır, küçük seven vardır. Bir görselleştirme yapıyor musunuz? Yani her hekim yapmıyor olabilir ama ben mutlaka bir 3D simülasyon yapıyorum hastalara. Ben hastanın ne istediğini de öyle daha iyi anlıyorum. Aşağı yukarı ne yapmayı planladığımı anlatıyorum aslında hastaya. Tabii ki %100 benim sonucum bu olacak demek değil o. Bir de hastanın beklentisini anlıyorum. Yani siz ne istiyorsunuz? Burnunuzun neresini değişmesini istiyorsunuz? Çünkü bana göre problem olarak görünen şey hasta için problem olmayabilir. Ya da hasta için problem olan şey aslında olması gereken bir anatomidir. Dolayısıyla orada karşılıklı konuşma süreci çok önemli. Orada da o fotoğraflardan faydalanmak bizim işimizi kolaylaştırıyor gerçekten. Peki yine de şöyle bir his verir bana hep burun ameliyat geçirmiş arkadaşlarım. Yüzüne ütü düşmüş gibi oluyor. Yani geri gidiyor sanki. O bir hata mı yoksa bana mı öyle geliyor? Geri gidiyor gibi görünüyorsa o bir hata bence. Öyle görünmemesi lazım. Şimdi o yüzün bütün ölçülerini doğru hesaplamak lazım. Altın oran yüzde çok önemlidir ve biz onu gerçekten kullanırız. Ona dikkat ettiğiniz zaman doğru burunu kişinin yüzüne uygun burunu oluşturduğunuzda yüzüne ütü basılmış gibi burun oluşmaz. Oluşmaması lazım. Matematik yanılmaz peki, bence. Değer mi ya bunu yapmaya? Bazen değer. Çünkü gerçekten çok mutlu oluyorlar. Ben onu öncesi sonrası fotoğraflarda görüyorum hastalarda. O kadar mutlu oluyorlar ki. Yaşasın harika burnum öncesinde oldu. Şöyle gayet met bakan insanlar bir anda çok mutlu. Makyaj yaparak geliyorlar. Saçlarının renklerini değiştiriyorlar. Çok çok mutlu oluyorlar gerçekten. Bence değer. Ama genel olarak estetik operasyonlara bir şey vardır toplumda. Zorunlu bir ameliyat olmadığı için bir sağlık probleminden ötürü yapılmadığı algısı vardır ya estetik operasyonlarda. Evet. Niye durup dururken şimdi ameliyat oluyorsun evet. hissi? Herkes bunu söyletiyor herkese. Ama o işin sonrasındaki kazanımı, o estetik ameliyatı olduktan sonraki mutluluk da aslında insanın psikolojisine çok büyük katkı sağlıyor. Bence bunun için değer. Tamiri mümkün mü? Yani yapıldı, memnun kalmadım. Tekrar yapılabiliyor mu? Tabii ki yapılabilir. Ama her ikinci, üçüncü ameliyat ilkinden hep daha zordur. Çünkü dokuları bir kere orijinalliğini bozdunuz. Oraya başka yerlerden kıkırdak alıp yerleştirdiniz. Dolayısıyla ne oluyor? Ameliyatı da zorlaştıran bir şey oluyor. Cilt altına bir kere bir bistüriyle dokunduğunuzda ya da makasla dokunduğunuzda orada bir yapışıklık hali oluşuyor. Daha fazla, daha sert bir fibrin dokusu oluşuyor. Bu da tabii ki ikinci ameliyatı cerrah açısından zorlaştıran bir şey. Bir de arada vakit mi olması lazım herhalde? Arada mutlaka vakit olması lazım. Ben en azından 6 ay bekliyorum ama hedefim hep bir senedir. Bir seneden önce dokunmak istemem hastanın memnun olmadığı noktaya. Yani tam olarak iyileşmesi lazım. Tam olarak iyileşmesi gerekiyor. Çünkü bazen 3. ayda hastayı mutsuz eden bir nokta bir bakıyorsunuz yok oluyor gidiyor. Bizim kamuflaj amaçlı cilt altına yerleştirdiğimiz bazı böyle ezilmiş doku parçaları, kıkırdaklar koyuyoruz cilt altına. Bunlar önce bir sanki huzursuz edici şişlikmiş gibi duruyor. Sonra bir bakıyorsunuz orada aslında çok güzel bir geçiş alanı oluşuyor. Burun kırılabilen bir şey ya yani gerçi evet. Her şey kırılabilir ama burun görece daha kolay kırılabilir. Kemiği var çünkü. Sanki bu ameliyatı olmuş insanlar çok daha kolay haşat olurlar gibi geliyor. Var mı öyle bir şey? Yani tabii ki orijinali kadar kaliteli bir kemik oluşuyor mudur tartışmak lazım. Ya da ne kadar yılda oluşuyordur. Bunu yani zaman gösterir. Yani bir süre gösterir. Dikkat etmeleri tabii lazım. Tabii ki dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle ilk bir sene o kemik özellikle bizim kestiğimiz noktalardan şekillendirmek amacıyla belli noktalarından kesiyoruz. Eskiden böyle çekiçlerle yapılırdı. Hala da yapılabilir ya ama ben artık onları çok kullanmıyorum. Testere ya da işte ultrasonik keskiler kullanıyorum ve orada testere kullanıyorum dedi testere. Sayın Seyir. Doktor testere dedi. İçimiz rahat etti. Artık çekiç yok. Testere var sayın seyirciler. Evet. Başka ne kullanıyorsunuz doktor? Anlatsam çok fena olur. Kırıyorlar efendim. Doğru mu hakikaten? Kırıyoruz. Yani sonuçta bir şeyi düzeltmek için önce bozmamız lazım. Şimdi kırıyoruz. Çok kaba olduğu için artık ben kesiyoruz. Törpülüyoruz. Çeşit çeşit alet ve her burunda farklı alet, farklı teknik kullanmak durumundayız. Yani tek bir teknik yok bu ameliyatta. Ben sadece şu tekniği kullanırım diyen bir hekim çok gerçekçi konuşmuyordur. Mümkün değil çünkü. Yani sadece kapalı teknik yapamazsınız. Sadece açık teknik yapamazsınız. Aslında heykeltıraşlık gibi bir yandan da. Gibi çok zevkli. Gerçekten öyle. Zevkli diyor sayın seyirciler. Teknik kısmından bahsediyoruz. Dexter'ı seyretmiş miydiniz hocam? Evet.
Türkiye'de aslında genel olarak doktora gideceğin zaman şöyle bir şey vardır ya, tanıdık doktor. Jerry Seinfeld'in bununla ilgili çok komik bir lafı var ya. Herkesin doktoru en iyidir ya. Yani evet. Hiç şey diyen görmedim abi. Doktorum var berbat diyen görmedim. Ve herkes kendi doktorunun en iyi olduğunu iddia eder. Ama böyle bir şeyin imkansız olduğunu hepimiz biliyoruz. Kimse mükemmel değil sonuçta, evet. Güven nasıl sağlanır hakikaten? İletişim artı referans. Bence referans çok önemli. Yani kimin burnunu yaptığınıza mı bakacağız hocam? Şöyle bir şey. Orada aslında hekimin tabii ki özgeçmişi de çok önem kazanıyor. Yani kim olduğu, eğitimini nerede aldığı, ne kadar bu işi yaptığı. Hani bir konuda master olmak vardır ya. Gerçekten yeterli bir hekim mi değil mi? Kaç yıldır bu işi yapıyor? Bence bunlar önemli kriterler. Ama hasta referansı da bence çok önemli. Benim tecrübemde gördüğüm bu. Gerçekten hasta hastaya hekimi refere eder. Yoksa sosyal medyada fotoğraflara bakayım, en güzel kim yapmış? Öncesi sonrası fotoğraflarını en iyi kim çekmiş? Ben ona gideyim diye gelen hasta var mı? Var, ama çoğunluğu benim bahsettiğim şekilde oluyor. Peki ama şimdi sizin o sektörde bir de şu çok önemli. Meşhur yapmak. Meşhur tabii. Ama onu aslında hasta doktor ilişkisi özeldir ya. Hı hı. Ben işte efendim Ajda Pekkan'ı yaptım diyemezsiniz atıyorum. Diyemezsiniz. Dememek de lazım zaten. Ama yapılıyor galiba. Günümüzde etik değerler değişiyor mu sanki bilmiyorum. Yapılıyor, gerçekten yapılıyor. Aslına bakacak olursanız o sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar falan, bunlara da soru işareti koymamız lazım ama yapılıyor ve biraz da hastanın hekime ulaşmasını kolaylaştırdığı için çok kötü yapmayın dememek de lazım. Hipokrat yemini diye bir şey var ya hocam, biliyorsunuz. Evet evet tabii canım. Şimdi özellikle estetik alanında bu bir problem. Aslında doktor mu tam ondan bile emin değilsin. Yani şu açıdan söylüyorum. Tıbbın tanımı ne? Hastalık değil bu. Burnum büyük diye düşünüyorum. Size geldim. Şimdi aslında aramızdaki ilişki bir doktor hasta ilişkisi değil. Bir doktor hasta ilişkisi. Yani estetik işlemler hastalık adı altında tanımlanmıyor diye bir şey yok. Onlar da birer hastalık. Hasta mutsuz. İnsanın psikolojisi de, psikolojisindeki bozukluklar da hastalık sınıfına tamam, giriyor. Tamam, bunu kabul ettim diyelim ki. Bu da tartışmalı ama ettik diyelim. Orada da ikinci şey devreye giriyor. Çıkar çatışması da var. Yani öyle yapıyorsunuz diye söylemiyorum ama bunun konunun da gündeme gelmesi lazım diye. Doktorun işi ameliyat yapmak yani. Onu evet. Da yaşayacak. Ben de gitmişim. Ben de istekliyim zaten oraya geldiğime göre. Kritik bir pozisyona koyuyor sizi bu. Yani mesela eşiniz kalp doktoru, kalp ameliyatı yapayım sana demez ama birisinin burnu küçültülse de olur, küçültülmese de olur. Gayet ya. Gayet tabii. Oradaki çizgiyi nasıl çekiyorsunuz onu merak ediyorum. Burada işte demin bahsettiğim o hastanın talebini çok dikkate alıyorum ben. Ben hastaya hiçbir zaman bu ameliyatı önermiyorum. Benim çizgim o. Diyorum ki siz ne şikayetle geldiniz? Bence bu çok önemli bir soru. Eğer hasta bana burundan nefes almadığı zorluk şikayetiyle gelmediyse, o noktada bile bırakın estetiği, deviasyon problemi çok ciddi bir şey değilse, onu bile dile getirmediğim anlar oluyor. Bence hastanın şikayetini baz almak lazım. Yani dolayısıyla buradan şu uyarıyı yapmak lazım. Öyle olur olmaz gidip burnunuzu... Yani bu tabii bazı mankenler farklı yüz ifadesine sahip olduğunda işte o yüz ve o burun moda oluyor. Şimdi de böyle bir burun istiyorum gibi saç rengi ve şekli değiştirir gibi yapabileceğimiz bir şey değil. Sonuçta sizin aslında anatominizi değiştiriyoruz tabii. Biz o ameliyatta. Ciddi bir ameliyat. Merak ettiğim bir şey daha yapıyormuşsunuz doktor. Ona da sevindim. Botoks. Botoks. Hocam müthiş soru geliyor. Botoks nedir? Yılan zehiri değildir. Önce ne değildirle başlayayım. Evet, yılan zehiri zerk ediyorlarmış. Bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Yani çünkü içinde bir zehir adı geçiyor ya, toksin. Botulinum toksin. Aslında kasları felç mi ediyor? Şimdi botulinum toksin bir bakterinin toksini. Saptanmış ki bu toksin bir sinir ucuna ulaştığında o sinir ucunun asetilkolin dediğimiz etken maddenin salınımını durdurduğunu göstermişler. Ve bu salınmadığı zaman asetilkolin sinir ucu gidip kası uyaramıyor. Ve kasta geçici bir felç oluşuyor. Bu zaten yeterince korkunç değil mi hocam? Şimdi bu geçici felç dediğimiz şey, hani bizim bildiğimiz hareket edememe hali gibi düşünmeyin. Lokal etkili çünkü bu. Ya o kas artık o kas çalışmıyor. Duruyor. Bir süre çalışmıyor. İşte şaşılığa sebep olan bazı kas çekmeleri durumunda kullanabilir miyiz? 1980'lerde ilk bu denenmiş. Kozmetik amaçlı kullanımı ilk olarak 2000 yılında denenmiş. Ve 2002'de de FDA onayını almış. Yeni bir şey aslında bakacak olursanız. Ve şimdi günümüzde daha çok kozmetik amaçlı gibi kullanılıyor gibi görünse de hala başka problemler için işte kas spazmları, işte şaşılık tedavisi, terleme tedavisi, tortikolis gibi boyundaki kasların kısa kalması ve öbür tarafa doğru aşırı boynu çekme halleri. Hatta yeni yeni daha henüz FDA onayı almadı ama depresyon tedavisinde bile deneniyor şu anda. Ha. Mesela migrende çok etkili. Ne kadar süreyle felç ediyor? 4-6 ay felç ediyor. O 4-6 ay sonunda sinir uçlarında rejenerasyon başlıyor ve tekrar asetilkolin salınımı ortaya çıkıyor. Aslında bunun bağımlısı haline geliyorsunuz o zaman, öyle mi? Neden bağımlısı oluyorsunuz? Gerçekten güzel bir cilt oluşturuyor insanda.
Ama tek bu değil tabii ki. Yani bir insanda cildi güzelleştirmek için kullanabileceğiniz tek şey botoks olamaz. Yani bir kas grubunu durdurduğunuz zaman muhteşem bir yüze sahip olmuyorsunuz. Yani sivilce varsa yine olacak. Yine kötü olacaktır. Bayağı yaygın anladığım kadarıyla. Çok yaygın. Ben gerçekten bunu ilk Nip Tuck'ta görmüştüm. Nip Tuck diye bir dizi vardı. Evet. Hastasıydım o dizinin. Çatır çutur böyle küçük iğnelerle yapıyorlardı. Yani aslında hastaların kendi yapabilecekleri bir şey mi? Hayır, kendileri yapamazlar. Çünkü nereye uygulanacağının bilinmesi lazım. Kas grubunun içine yapmak lazım bunu. Eğer kas dışında bir yere enjekte edilirse, bir damara enjekte edilirse kötü tabii ki. İyi bir şey değil o. Herhalde gözünüzde mesela sabit kalabilir. Çok riskli tabii. Komplikasyonları yüksek. Dolayısıyla bilen bir kişinin uygulaması gerekiyor. Ama uygulaması kolay anladığım kadarıyla. Hekimler için, anatomiyi bilen ve bu işi yapan insanlar için kolay bir uygulama. Oyuncular yapıyor böyle. Mimikler ölüyor. Bu sefer de garip bir durum ortaya çıkmıyor mu? Botoks ilk yapılmaya başlandığında full doz yapılırdı. Tedavi şeması belirlenmişti ve herkese aynısı yapılırdı. Günümüzde öyle yapılmıyor. Yani oyuncu botoksu diye bir şey çıktı. Baby botoks diye bir şey çıktı mesela. Ya ben biraz yüzüm gerilsin istiyorum. Mimiklerimi çok kullanmak istemiyorum ama biraz da kullanmak istiyorum diyen insanlar için daha düşük dozlarda yapıyoruz. Bu da tabii özellikle oyuncularda mimiklerini tekrar yine de kullanabilme şansı sunuyor ona. Biz hani çok mimik kullanan bir milletizdir ya böyle. Kaşımız gözümüz çok oynar bizim. Dolayısıyla da çok daha kolay kırışırız. İşte o kırışıklığı azaltmak için biraz koruyucu bir tedavidir bu botoks. Botoks nedir? Dolgu nedir? Şimdi botoks kasın çalışmasını durduran bir toksin. Dolgu ciltte oluşmuş çöküntüleri tekrar eski haline getirebileceğimiz cilt altına yerleştirdiğimiz bir takım materyaller. İşte yaşlılığa bağlı ciltte oluşmuş defektlerde ya da herhangi bir travma sebebiyle ciltte oluşmuş çöküntülerin altına cilt altı dokusu azaldığı için oluşan çöküntülere o cilt altı dokusunu tekrar hafif böyle simüle eden yani ona benzer bir dolgunluk yaratacak materyaller kullanıyoruz. Bunların kalıcı olanları var, yarı kalıcı olanları var, bir de az kalıcı olanları var. Organik mi o materyaller? Kimisi organik, kimisi inorganik. Mesela silikon artık yüzde neredeyse hiç kullanılmayan zaten bir... Zaten hocam silikon yani. Yani silikon, tencereye evet. Sürülen bir şey nasıl çok olacak? Ciddi alerjik reaksiyon yaratır. Kolajen kullanılabilir ama alerjik reaksiyonu çok yüksektir. Hayvandan elde edilir. İnsana uygulandığında o da problem yaratabilir. Ne kullanılıyor reaksiyon. Şu anda daha çok? Şu anda daha çok hiyaluronik asit kullanılıyor. Asit? Hocam ne yaptın? Asit değil aslında tabii. Hiyaluronik asit de aslında yine bir bakteriden elde ediliyor. Cilt altı dokusundaki elastikiyeti sağlayan bir madde bu hiyaluronik asit. Onu oluşturuyoruz. Ve yine laboratuvar ortamında aralarına çapraz bağlar oluşmasını sağlayarak daha uzun süre kalması sağlanıyor cilt altında. Peki kendi vücudundan alıp yapsa? Yağ dokusu alınıyor ve yağ dokusu da evet tabii ki verilebiliyor. Veya işte kan alınıyor. Proteinden zengin plazma gibi PRP dediğimiz kan santrifüj ediliyor. Onun sıvı kısmı alınıyor ve o sıvı kısım da enjekte edilebiliyor. Veya o sıvı kısmı ısıtarak jelleştirip onu enjekte edebiliyorsunuz. Yani kişinin kendi vücudundan alınan organik yapılar da cilt altına enjekte edilebiliyor. Daha kısa süre kalıyor onlar. Bunların hepsi geçici mi? Geçici. Silikon kalıcı ama diğerleri geçici. Kalıcı bir şey bulunamadı yani. Bulunmasın zaten. İyi bir şey değildir. Ama bir de bu Brezilya kıçı. O benim konum değil tabii. Meme cerrahisinde veya işte Brazilian butt denen cerrahilerde tabii kalıcı silikon kullanılıyor ama yüzde kullanmak çok riskli çünkü yer çekiminin etkisiyle cilt yer değiştirdiğinde cilt altı yağ dokusu yaşlanma süreciyle azaldığında o silikon olduğu yerde duruyor ama cilt başka yerde duruyor bu sefer. O da asimetrilere sebep oluyor. Dolgu botoks kadar kolay bir operasyon mu? O da yine poliklinik koşullarında yaptığımız bir işlem. Fakat tabii ki daha derin dokulara verildiği için botokstan çok daha ciddi bir işlem diyebilirim. Ne kadar zamanda tekrar etmek gerekiyor? Yine kullanılan materyale göre kimisi 6 ay kalıyor. Özellikle yağ uygulamışsak ya da işte plazmadan elde ettiğimiz bir dolgu maddesini kullanmışsak 6 ay kadar kalıyor. Ama hiyaluronik asit gibi maddeler daha çok 12-18 ay kadar kalıyor. Ne oluyor 18 ay sonra böyle? Yavaş yavaş kayboluyor. Hocam yeni yüz yapabilir miyiz peki? Yüz nakli diye bir şey var. Ya evet o yüz nakli vardı ama bayağı bir sorunlu bir şey değil mi o ya? Biraz problemli. İyi sonuçlar elde edilebiliyor diyemeyeceğim o konuda. Evet yani bayağı bir problemli görünüyor. Ama şunu söylemek zorundayım. Bir sürü estetikli kadın görüyorum. Onlar da problemli görünüyor hocam. Bence o konuda da zaten çok dikkatli olmak lazım. Evet. Ama çok güzel sonuçlar da var. Görmediğiniz çok iyi yapılmış yüzler de var. Onu diyecektim. Evet. Görmememiz gerekiyor. Yani görüyoruz o çok kötü zaten. Şimdi geçen bölümle ilgili sorular gelmiş. Hızlı hızlı onlara gel. Tamam. Gerçi bunların hepsine cevap vermeniz imkansız hocam ama vertigo demişler. Vertigo nedir? Vertigo baş dönmesi. Sizinle alakalı mı ki bu? Tabii kulak burun boğazın hakim olduğu bir sorun. Ve sebebi bilinmeyen şeylerden biri galiba. Sebebi aslında biliniyor ama saptanamadığı durumlarda olabiliyor. Çok fazla sebebi var diyelim vertigonun. Kulak burun boğazla ilgili
olan kısımları iç kulaktaki denge merkeziyle alakalı. İç kulakta tabii anatomisine bakacak olursak orada yarım daire kanalları dediğimiz bir bölüm var. O yarım daire kanallarının içerisinde dolanan bir sıvı var ve o yarım daire kanallarının birleştiği bir ortak nokta var. Utriculus ve sacculus dediğimiz. Orada bir takım kristaller oturuyor. Hani hep halk arasında kristallerim oynadı denen şey işte o kristallerden biri eğer kopup bu yarım daire kanallarından birinin içine düşerse yarım daire kanallarının içindeki sıvı da aynı denize taş attığımız gibi bir dalgalanma hareketi başlıyor. Ve başımız bu dönüyor. Bu dalgalanma hareketi aslında sinir uçlarını uyararak beyne sanki vücut dönüyormuş gibi bir yanlış uyarı gönderiyor ve ona göre de bir cevap geliyor beyinden ve biz dönmeye başlıyoruz. Aslında dönmüyoruz. Baş dönmesi dediğimiz kulak burun boğazla ilgili en çok gördüğümüz şey bu. Ama onun dışında yarım daire kanalların içindeki sıvı miktarının artmasıyla giden Meniere hastalığı dediğimiz şey var. O da bir baş dönmesi. Bir de onun dışında tabii nörolojik problemler, beyincikten kaynaklı problemler, psikolojik problemler. Yani YouTube'dan çözemeyeceğiniz sorunlar bunlar için. Çok fazla, çok deniz derya konu. Gerçekten baş dönmesi sebebi çok. Burun estetiğinden sonra mimiklerimde azalma olur mu? Olmamasını istiyoruz. Tabii ki olmamalı. Burun delikleri hareket etmiyormuş. Bunun problem vardır. Burun deliklerini hareket ettiren kaslara dokunmadan yapılması gerekiyor. Bunu söyleyen kişinin yanlış bir şey yapmışlar. Orada bir sıkıntı vardır. Sıkıntı. Burun estetiği kas sisteminde deformasyona yol açıyor mu? Kas sistemi derken burun çevresi kaslardan bahsediyor. Herhalde. Açmaması gerekiyor. Açıyorsa yine bir problem vardır. Kulak çınlaması neden geçmiyor? Çok genel bir soru olmuş bu hocam. Çok genel bir soru. Neden 1.95 boyunda olamıyorum? Gibi, evet. Bazı kulak çınlamalarının sebebini bilmiyoruz çünkü. Bu çınlamaya gerçekten bir çözüm bulduğumuzda ben çok rahatlayacağım bir kulak burun boğazcı olarak. Bunun bir kısmı psikolojik mi? Evet. Bir kısmı metabolik problemlerden kaynaklanıyor. Tansiyon, şeker. Bir hastalık okumuştum. Hastalar olmayan gürültüler duyuyorlar aniden. Var mı öyle bir şey? Duysal halüsinasyonlardan bahsedebiliriz. Evet. Acayip gürültüler duyduklarını ve korkunç yaşam kaliteleri düşüyormuş. Öyle bir şey var mı? O da tinnitusun bir şekli aslında. Aslında yani. Çınlamanın. Çınlamanın bir boyutu. Hava nemlendirici ve hava temizleyici kullanılmalı mı? Böyle bir zorunluluk yok tabii ki. Hava temizleyici üreten firmalar böyle demiyor. Evet, onları düşünerek konuşacak olursak mutlaka kullanın. Şöyle bir faydası var. Özellikle kış aylarında kaloriferler yandığında çok kuru bir hava varsa solunumumuz bundan etkileniyor tabii ki. O zaman hava nemlendirici işe yarıyor. Tek handikap onun temizliğinin iyi yapılması gerekiyor. Eğer içerisinde suyu bırakırsanız ve o uzun bir süre kullanılmazsa içinde küf mantarı üremeye başlıyor. Bu sefer alerjik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Onun için iyi bakımı yapılırsa neden olmasın kullanılabilir. Temiz bir su koyulursa. Ama şimdi hocam neden olmasınsa o zaman kullanmasak da oluyorsa kullanmayalım. Tabii ki demin dediğim gibi bir zorunluluğu yok. Hiçbir zorunluluğunuz yok. Neye sağlıyor yani? Daha rahat nefes almayı mı sağlıyor? Evet, burun içerisinde bir nem sağlayarak daha rahat hava geçişi sağlıyor. Ama bunu siz o cihazı kullanmadan kaloriferinizi kapatarak da yapabilirsiniz. Doğal gaz faturanız da daha, daha da azalır. Evde nem oranı kaç olmalı demişler son olarak. Hastanede biz ne yapıyoruz? %26'larda falan tutuyoruz galiba. İstanbul nemli bir yer değil mi? Çok nemli, evet. O kötü bir şey mi? Aşırı nem de alerjik insanlar için kötü bir şey. Alerjilerini çok tetikliyor. Çünkü çok nem olduğunda o konkalar var ya, meşhur konkalar büyüyor. Bu arada benim derdim hala çözülmedi. Geçmedi. Geniz akıntısı. Geniz akıntısı. Bitmeyen çünkü bir geniz akıntısı. Çünkü alerji bitmiyor. Alerjik diyorsunuz. Size ulaşmak isteyenler olabilir. Nasıl ulaşıyorlar size? Aşağıda linki yazılan klinik446.com sitesinden ve elcinariturk.com web sitelerinden ulaşabilirler. Peki hocam, burun dünyanın en sorunlu şeylerinden biri. Bugün başka yönlerini konuştuk. Evet. Ben burnumu yaptırayım mı hocam? Bakın bakalım. O sizin tercihiniz. Ay, siz bir şey söyleyin. Siz uzmansınız. Ben burunla ilgili estetik ameliyat olun ya da olmayın demem. Burnum biraz büyük ama bu şekliyle onu seviyorum hocam. O zaman böyle devam edin. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.